Ben yine bowl'a başlıyorum. Oğlum az önce olanı gördünüz mü chat? Bu arada arkadaşlar yeni bir olay eklendi. Şu an önce PBA'de test ediliyor. Dün bunun güncellemesi de geldi. Sol altta gördüğünüz şu sistem. Bu sistem ne işe yarıyor peki? Bu sistem bizim arkadaşlar yanda duran itemlarımızı gösteriyor. Sol altta bulunan. Peki bu ne işimize yarayacak? Mesela karusele girdiğimizde unutuyoruz ya bazen. Hani geri dönüyoruz falan, board'umuza bakıyoruz. Lan acaba bunu mu alsam, bunu mu alsam falan filan diye. Buradan direkt bakabileceğiz. Bence güzel bir sistem. Mesela bak gördün mü? Yani şu taraf yerine, daha doğrusu bu tarafta artık itemlar. Bence güzel bir sistem bu arada. Yani burada karışıyordu falan hani. Bunu satalım. Bak hop buraya geldi. Bence bu sistem güzel. Bugün yani özellikle bu maç çok yani anlatımlı olacak arkadaşlar. Çünkü YouTube'da çok fazla insan şeyi soruyor. Hani set 4.5'tan bir bok anlamadık, ne yapacağız vesaire. Ben de size elimden gelince, dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Keeper Ally. Şimdi bana kalırsa Keeper buff'ı hala çok kuvvetli. Yani değişmeyecek gerçeklerden biri abi bu Keeper buff'ı. Şunu bir koyalım. Ejderi açarız sonrasında. Buradan gold düşer. Olan gold'la Eliza alalım. Daha şimdilik TF'i de alalım. Gold. Bakalım gold. Kalista. Oğlum Kalista da çok iyi geldi lan. Ama Keeper Eliza kuvvetli. Early birazcık winslik geçirelim. Sonrasında bir şeyler yaparız. Bakalım. Şimdi arkadaşlar burası bu Nico evreni gibi düşünün. Tamam mı artık? Şunu satıp level bassak, şunu koysak, bir tane daha ejderha bulursak tatlı olur. Şimdilik Jax koyalım. Nico evreni gibi düşünün arkadaşlar. Tamam, mesela bu neyle başlamışız bu evrende? Bir kılıç, bir tane de Reforger vermiş. Bu Reforger item'ı şu demek arkadaşlar. Bir tane item'ı random tier'lı bir item'a dönüştürüyor. Mesela bu, yani peki bu bizim ne işimize yarayacak mesela? Şu işimize yarayacak. Öyle de gönül rahatlığıyla item yapabiliriz. Sonrasında ise mesela atıyorum öyle de şey yapmak için ne bileyim Luden yaptın ve ya da herhangi bir item yaptın. Sonrasında bu item basarak random bir item elde edebiliriz. Anlatıcı oynayacağım arkadaşlar elimden geldiğince. Pike alalım, Pike kuvvetli. Şimdi Dragon Soul gideceksek Dragon Soul Slayer gidebiliriz. Pike işimize yarar. Burada. Şimdilik Pike'ı koyalım. Hatta lan keşke satmasaydık acaba onu. Şimdilik böyle gidelim. Burada RFC'yi yine alacağız. Eğer carry Olaf olarak düşüneceksem Olaf ya da Sol, yani ikisinden birini oynayacağımızı varsayalım. Hexstein'i yaptık. Aslında bir kılıç daha alıp şey de yapabiliriz buraya. Bakalım hangi dragon oynayacağız? Olaf'lı olanı mı oynayacağız arkadaşlar? Yoksa sollu olanı mı? Hangi legendary gelirse onu yapacağız ama bu kadar çok bekletemem burayı. Şuradaki item şey tabii ki önemli faktör olacak bizim için. Yalnız evet yani bu sistem okey, çok güzel ama karşıdaki itemları, yani rakiplerin itemlarını göremiyoruz. Yok, görebiliyoruz. Görebiliyoruz. Tamam, onları da burada görebiliyoruz. Burada level almaya basalım. Peki şöyle ejder açsak. Bu arada bu, yani eğer Olaf oynayacaksam bu çarlar kalmaz ya. Bu şimdi Shy'de değil mi? En fazla canı olduğu için. Fena vuruyor ya, bir şey değil mi? Şu ejderha buff'ı öyle de kuvvetli. Şuna baksana, yarı can alıyor direkt. Jarvan'ımızı alalım. Zaten bir önceki videoda da belirtmiştim. Kyle videomuz
Yani Kyle çok kuvvetli. Videodan da bakabilirsiniz ona. Yani Kyle geri döndü. Şimdi acaba Olaf peki geri döndü böyle. Set 2'de de Olaf böyle ayrı bir psikopattı. Ve bayağı zor, yani bayağı sıkıntı yaratıyordu insanlara. Bu normal arkadaşlar ayın 20'sine, yani 20'sine doğru gelir. Çok şey olacağını düşünmüyorum. Kılıç alacağız. Kılıç gitmesin ya. Kılıç giderse kritik alırım. Tamam, kılıç gidiyor abi. Kılıcı alamayacağım. Kritik alalım. Bu da Slayer sonuçta. İşimi görür. Aha, Braum geldi. Çok güzel. Braum, Yumi geldi. Ha, şimdi Braum'u alalım. Tristan'a ihtiyacım yok. Zed'i koyacağım. Zed'e Hoş verelim. Bow verelim. Tamam, Dragon Soul'u da açtık değil mi? Yani açık şu an. Şunu satalım. Bir tane daha Slayer lazım. Şuna da ihtiyacım yok benim. Benim bunu da satmam lazım. Ben bunu da satıyorum. Olaf'ın itemlerini Zed'de taşıyacağım. 6 değil 3 Slayer oynayacağız. Bu adam bir tık kuvvetliymiş ama burası bizi alabilir. Bir Pyke daha direkt tıklayalım. Pyke kuvvetli bu arada ya. Gerçekten Pyke beğendim içer. Şimdi bir bakalım insanlar ne gidiyor acaba. Brawler, Divine. O ne lan? Ha, Siphoner. Siphon. Tamam, not bad. Şimdi kompumuz şu şekilde olacak. Olaf ana kerimiz olacak. Olaf'ın zaten CC'den kurtulmak gibi bir mantığı da olduğu için birazcık uzakta oynayacağım onu. Yani RFC vereceğim. Bir tık Kyle itemlarına benziyor ama daha attack speed yerine şey mantığında olacak. Hani mesela Hoş verdik. Can çalma hem de aynı zamanda. Başka ne verilebilir? RFC vereceğiz. Bir de Deathblade verebiliriz ya da Giant Slayer. Önde Braum, Sejuv, Shy olacak. Pyke ve Try ya da Samira. Samira ile de duelist atacağız. Bir Zed daha geldi. Bu Zed'leri alalım. Itemları şimdilik Zed'de taşıyacağım. Hem Ninja hem Slayer çünkü. Peki seçilmiş şey gelirse? Mesela burada seçilmişi peki neyden yana kullanabiliriz? Seçilmişi Dragon Soul'dan yana da kullanabiliriz. Bakalım. Katarina ve Darius. Oo. Ama bir işe yaramıyor ki. Ne yapacağım ben bunları? Lan! Yetmedi. Boşuna sattık bir de şeyi. Zamanlayamadık. Bir gold sürekli zarara gireceğiz. Pyke TF ile hatta Sivir alsak Dragon'u bozmak ne kadar mantıklı. Yani mantıklı olabilir ya. Brand'i çıkartır, şu ikisini koyarız. Keanu Reis ile aynı oyunda mıyız? Üf. Bu arada Zed güzel iş yapıyor. Can çalma gelince bak ne kadar hayatta kaldı. Derken. Fazla erken konuştuk biz. Burada 6'ya basalım. Pyke'la Sivir'i oyuna sürelim. Kaltist'i açalım Dragon Soul yerine. Bir Slayer, bir tane de Dragon Soul'umuz eksik değil mi? Burası beni 7'ye kadar tutar. Çok sıkıntı yaratmaz burası bana. Zaten Keeper buff'ımız da var. Keeper bana kalırsa hala öldeki çok kuvvetli bir buff. Yani hiçbir değişiklik yok. Sivir'e kılıç verelim. Nasıl olsa satacağım bir karakter. Sopayı da kimseye vermeyelim şimdi.
Tek yedi lan. Oğlum çok vurdular lan. Eşya bu kırmızı şu arkadaşlar bu. Dediğim gibi hani böyle set 3'te evrenler oluyordu ya. Bu mesela her oyunda böyle random bir tane item veriyor, tamam mı? Herkese veriyor ama buna. Mesela bu itemin özelliği şu arkadaşlar. Bir tane item'ı level'a göre random bir item'a çeviriyor. Mesela peki bu ne demek? Atıyorum hex yaptık diyelim, tamam mı? Verdiğimizde farklı birleşmiş bir item çıkıyor. Atıyorum Warmog çıkıyor mesela. Yani ne ya tutarsa. Peki ortadan Bowl'u Olaf yok mu? Peki Olaf varsa almam var mı? Kılıç ya da Bowl'u Olaf varsa alırım. Burada birkaç çar kesmemiz lazım. Yok, Sivir peki bu ne kadar vurabiliyor mu Sivir? Sivir vuruyor biraz. Aa Olaf var ama beltli, belt çok kötü ya, belt hiçbir işime yaramaz benim. Ben şu bow'u alayım. Bow önemli. Tamamdır, bow'umuzu aldık, en önemli item. Oo çok güzel. Pike geldi, Try geldi. Lan hep şu sağ tarafa doğru gidecek diye düşünüyorum. Şimdi şu Try'ı koymak istiyorum. Şöyle koysak Try'ı, Slayer'ı açıyoruz. Okey. Dwayne 15'te ne veriyorsun? Hiçbir şey vermiyorum. Çok iyi. Burayı alırız bu arada. Yo hakikaten bir şey vermiyorum. İşlemci anakart alıyorum. Kendime. Abone olacaktım vazgeçtim. Başar abone olma kardeşim. Bu arada oyuna tutunabilmemiz için bir tık vitesi arttırmamız lazım. 7'de kuvvetlenmemiz lazım. Mesela bu adam da güçsüz, bu adam da basacak. Neden AMD açıklar mısınız? Şundan dolayı AMD. Ben yayın yaptığım için yayın ve oyun performansı olarak en iyi işlemci AMD'de şu an. Şimdi Seju lazım. Braum'u koyduk diyelim. Olaf lazım ki. Olaf lazım. Değil mi? Evet. Olaf Braum'la Dragon Soul'u açacağız. Zayat geldi, Zayat tıklayalım. Satalım. Arayalım. Güzel. Adam akıllı bir seçilmiş istiyoruz. Bu ne oğlum, Jarvan'ı ne yapacağız? Togeti alalım şimdilik. Slayer Olaf. Kolaydı abi, güzel. Herhalde hayatımdaki en kolay şeylerden biriydi abi bu. Tamam, Slayer Olaf'ımızı aldığımıza göre arkadaşlar oyunu bitirebiliriz artık. Şunu satalım. Dragon Soul'u açmayalım, Alt Slayer'a gidelim. Oy Olaf neler yapıyorsun kardeşim? Kılıcımız var değil mi? Bununla Megaton pelerini de yapabiliriz. Elize alalım. 4 Slayer şu an boş. 6 Slayer'e çıkabiliyor muyuz? Z'i koysak. Z daha düz koyduğumuzda 6 Slayer'ız değil mi? Daha düz geldi. 8'e çıkarım ben ama. Burayı 8'e oynarız. Şimdi bu Sivir bir kere boş. Yani Sivir cidden boş ama bence dursun. Burada şöyle yapsak, yani Slayer'ı 3'e düşürüp Kaltist'i açsak şimdilik bir tık daha iyi olabilir. Buna zeka lazım ya. Kılıçta zeka mı yapsak? Bir şey değil mi? Kılıçla bir zeka yapabiliriz. Başlangıç şeyi bir tık zayıf.
Bov alırsak da Guinzo yapalım. Tık tık ilerleyelim. Şimdi kompu tekrar bir gözden geçirelim. Bu kompa girecekleri düşünelim daha doğrusu. Altı layer'a çıkacak mıyım? Tamam, çıktık diyelim altı layer'a. 4, 5, 6. slayer Samira'yı düşünürüz. Değil mi? 3 slayer girecek buraya. Yani 1, 2, level aldığımızda 3. girecek. Cho'Gath yerine de Sejuy'u koyup bitireceğiz. Olaf'a bak, Olaf'a. Yenilmez Olaf arkadaşlar. Şu item'ın kullanışını da size göstermek istiyorum da. Bunu şeyde kullanırız. Hemen basmayalım da. Şimdi buraya ben Bob istiyorum ya da kılıç istiyorum. Kılıcı neyden dolayı istiyorum? Deathblade çok güzel yakışır Olaf'a. Çünkü koni şeklinde vuruyor ya. Asist alması çok mantıklı. Bob gitti, tamam. Kılıç kalırsa bize çok güzel olur. Çok berhudar olurum. Kaldı mı? Lee Sin varken kılıç, Lee Sin'e doğru atak yapalım, kılıcı alalım. Hiç öyle, tamam, okey. Samira nerf yedi bu arada, dün gece. Olaf'ı alalım abi, üçleriz belki. Lan hiç alışık değilim şeye yalnız var ya, şu Deathblade'i koyalım. Şunu koyduk değil mi? 4., 5., 6. Ben burada 8'e basıyorum. Dur, 6 slayer ha. Şimdi buradaki itemları bekletelim. Mesela Morello yapılabilir. Ama Zeke de yapabiliriz. Oy oy oy. Seçilmiş ihtimalleri değişmiyorum. 8'de hala %40. Bunu satalım. Samira istiyoruz. Aslında bir şeyde Samira'ya kasılabilir. Burada bekletelim artık. Olaf'ın ultisini anlatır mısın? Olaf'ın ultisi şu abi. %200 attack speed kazanıyor. Yani CC yemiyor. Ve onun atakları böyle koni şeklinde arkadaşlar. %50'sini, yani vurdu demecin %50'sini oraya aktarıyor. Yani bunun ne örneğini verebilir? İşte vurdu demeci yani yan tarafa da vuruyor, yani yana da vuruyor. Hydra gibi. Evet, Hydra gibi, Hydra gibi. Ultiyi aç kardeşim. Hop, şeyi de ekledik. Runağında bir değişiklik var mı? Runağını %90'dan %80'e düşürmüşlerdi yanlış hatırlamıyorsam dün gece güncellemede. Kritik geldi. Şimdi ben bu itemları Samira'da sak. Samira için istiyorum bir tık da. Z geldi değil mi? Ben 9'a çıkacağız burayı. Morello'yu yapalım. Peki Brawler mı daha iyidir? Şey mi daha iyidir? Seju kesin daha iyidir de. Şimdi burası dursun. Buraya bir QSS verilebilir. QSS verilebilir. Buraya bir Locut yapalım. Daha Hoj da yapabiliriz. Şu QSS yapalım şimdilik. Dursun item. Şunu soruyorsunuz arkadaşlar. Bu Reforger, yani şu işe yarayacak. Sevmediğim bir item'a bastığımda bunu random başka bir item verecek bize. Yani birleştirdiğimde. Ben onu ama şurası için saklıyorum. Zaten boşta bir item'ımız da var ya. Yukarıda olacağım için bana kötü bir şey kalacak. Yani bana iyi bir şey kalma gibi bir olasılık yok. Slayer Comp'un özelliği şu arkadaşlar. Eğer canın azsa vurduğunda lifesteal kazanıyor. Rakibin canı azsa o kadar bonus damage vuruyor. Değil mi? Yanlış okumadım.
Slayers gain lifesteal that increase at lower health and deal bonus damage that increase based off their targets missing health. Evet, tamam. Doğru söylemişim. Ya, Olaf'ın bence kaybet tek şekilde... Oha, Darius'a bak lan, direkt tek attı ya birine. Eğer tek yerse Olaf, öyle de bana kalırsa, ölür. Ama yemezse bir daha durduramaz kimse. Zed ikilerik, tamam. Shen'i alalım. Level bastığımızda ne girebilir peki buraya? Buradaki Choget kalabilir, level'da direkt Sejuda sokabilirim. Şey düşündüm ya, belki hani Shen Yone falan girebilir diye bir düşüncem oldu. Bak bak, başladı Olaf. Altı Fortune Darius Carry denedim mi? Denemedim. Ben off sim'de oyun oynamıyorum Kemal ya. Yani TF'de oynamıyorum ki heyecanım yayınlara kalsın. Yani Zeke'yi istiyorum. Samira için item yapacaksak ebedi istiyorum. Giant Slayer istiyorum. Ornn bence her türlü direkt girer. Yani gelsin Ornn'u koyayım, 4 tur sonra bir tane item veriyor. Ki ben varım buna. Ornn'a net varım. Ornn'un olayı şu arkadaşlar. Bu videoda Ornn'dan da bahsetmem çok güzel olacak. Çünkü bu videoyu bir tık YouTube'a özel olarak çekmek istiyordum. Ornn'un olayı bir level Ornn arkadaşlar. Her 4. turdan, yani 4. savaştan sonra random bir item dövüyor, tamam mı? Ben bunu direkt level basıp Ornn'u koyuyorum. Bam diye koyuyorum Ornn'u. Random bir item dövüyor bize. Blacksmith özelliğinden ötürü. Eğer 2 level Ornn olsaydı bu 3 ne derler? 3 turda dövecekti. 3 level Ornn'da da 1 turda dövüyor direkt. Ve bu verdiği itemlar gerçekten çok kuvvetli. Bir tık arayalım mı? Belki Olaf 3 deriz. Ornn buluruz belki. Aa, Samira geldi. Ana. Tamam, sıkıntı değil. Ve dövdüğü itemları az sonra göreceksiniz. Hani herhalde güçsüz item var mıdır? Bana kalırsa yok. Olaf'a baksana, tek atıyor herkese. Bir işe yaramıyor artık Hasan. Onu eskiden de o. Yani bir eskiden derken bir önceki ayın olayı da o bitti olay. Bak, dövüyor görüyor musun? İlk tur. Çok özür dilerim. Zed'dekini de aslında satmak istemiyordum da. Atalım. Zed de fena değil aslında da. Kösesi verelim şeye. Darius'u ikiledik. Şu Ornn'u ikilesek Samira 2 mi geliyor? Aa, Ornn'u ikiledik. Lan. Aa, satacak bir şey bulamadım. Şunu sattık diyelim de hepsi 2'ye gidiyor. Peki ben bunu üçlemeye götürecek miyim ya? Götüremem. Ornn'u alalım. Swain'i bu kompta bir yere sokamıyorum ki. Olaf! Olaf! Oğlum bu ne? Bu ne abi? Bu ne? Adam öldü. Pyke neden duruyor? Yani satsam da etmiyordu. Olaf'ı satıp satmamak arasında kararsızdım. Mesela Elderwood abi. Bir işimize yaramayacak değil mi bizim bu? Bak şimdi nasıl onu halledeceğiz. Mesela bak, tam olarak işim şu an kullanabiliyor olacağız. Oğlum videoda her şeyi gösteriyor olacağım lan. Ne kadar harika bir video çekiyorum şu an. Samira ikileyebilecek miyim? İkileyeceğim bir anda basmak istiyorum. Chogat alalım. Şimdi Ornn itemını verdi arkadaşlar bize. Bakalım ne verdi Ornn? Trinity veriyor. Oy, item'a gel. Item'a gel. Her şeyden 33 veriyor. Onu satayım. Bir tane Samira bulursam. Neyse, bakın arkadaşlar. Mesela bunu Chogat'a verdim, tamam mı? Hop, bunu bir bastım. Oy, son fısıltı. Oy. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben bu şansla fazla şey olmam ha, yaşamam, ben size söyleyeyim. Bu ne? Güzel item verdi. Yani Elderwood gibi çöp olacak bir şeyi. Oo, bu arada şey, oha, kaybettik lan. Tamam, çok fazla oğladık ve kaybettik. Şu Seju'yu istiyorum artık Chogat yerine.
Ama tek yedik. Sıkıntı değil. Şunları bir satalım. Şu Samira'yı ikilersek. Ya da Seju'yu ikilersek. Göre de kuvvetli aslında. Samira 2, Tra 2. Bunu satalım, Samira'yı alalım. Bunu da kilitleyelim. Samira çok kuvvetli. Ama Samira nerf yemişti. Bakalım bu kadar nerf etkiliyor mu? Tamam, tek... Şimdi bir şey diyeyim mi? Bu ikisini yan yana tutmayalım. Olaf'la şeyi ayıralım. Tamam, biz de buraya tek atıyoruz. Buradan sonrası artık kolay. Onun özelliği şu Engin. Her 3. turda, şu an 2 level olduğu için 3. turda bir random bir item veriyor bize. Bir item daha dövüyor. Şimdi bir sonraki tur, bu arada onu öne koyabilirim. Bir sonraki tur kanka bize bir item verecek. Kaç cost? 5 cost tabii ki de. Mesela şu an banlandın Halter'e. Oğlum anlatarak oynama. 2 saattir anlatarak oynuyorum lan. Ayıptır lan. Yeni takip etmişsin mesela. Banlandın şu an. Tamam, Ornn ultiyi attı. Ama bir şey diyeyim mi? Bakalım Samira bir şey yapıyor mu? Tamam, Samira çeviriyor burada. Riven nerede? Riven yok. Riven gitti. Nikova da kuvvetli bu arada. Şimdi bu tur bir eşya daha verecek bize. Ben burada Zeke'yi almak isterim. Eldiven de almak isterim aslında. Eldiveni alayım mı? Eldiveni alacağım. Adam çok eldivene koştu. Niko çok vuruyor, evet. Yani şu şeye baksana oğlum zaten. Full crit üzerine bir komp. Bakalım bu sefer ne verecek Niko? Hazır mıyız? Döv oğlum. Hazır mıyız? Hop. Ne verdi arkadaşlar? Enemies who damage the wearer their attack speed slow %52.5 saniye. Oha, yandaki kişi slowluyormuş yanlış okumadıysam bunu. Şimdi şunu bir Tra'ya verelim. Bunu o zaman daha tanki bir Hero'ya mı versek daha mantıklı olur? Mesela Ornn'a versek. Buna atak yani damage vuranları atak şeyinin %50 slowluyormuş 2.5 saniye. Gayet güzel. Güzel item. Oha, tek yedi. Bir şey diyeyim mi? Direkt Olaf'a atması ağzıma sıçıyor, direkt Olaf'a atması. Burayla birebir kaldık. Bunu peki şöyle yapsak. Peki bir dakika, bir soracağım. Bu ultiyi kime atıyor tam olarak? Random target. Random target niye Olaf abi? Hedef niye Olaf? Bizim Seju bulmamız lazım ya. Tamam, bu sefer vuramadı bu arada. Bu sefer aldık. Vuramadı derken atmış ya bir tane. Güzel. Buranın sonunda bir item daha verecek Ornn. Yani ilk şeyi büyük ihtimalle yakını atıyor. Yani burada range olmadığı için şeyden Niko'dan kaçırtmam çok mantıklı lafı. Seju 2 olsam sol tarafa çekeceğim. Seju 1 olduğu için şey yapamıyorum. Sayılıyor, evet. Ornn sayıcında tarafsız şeyde sayılıyor. Hatta bu arada bir şey diyeyim mi? Yani eğer şey olmazsa Samira mı üşleyeceğim abi?
Hadi oğlum ya. Bir Ornn vereceksin. Ay bir şey Sejo vereceksin. Verdi. Ne verdi bu arada bu? Zhonya verdi. Tamam. Zhonya da güzel iş yapar. Bunu da buraya verelim. Sol tarafa, sağ tarafa aldı mı? Almadı. Tamam, çok güzel. Zhonya verdi. Olayı neymiş? %40 canın altına düşündüğünde Zhonya'yı basıyor. Yani 2,5 saniye dokunulmaz oluyor. Güzel, çok iyi. Yok ettik bu arada, öldü adam. Ölmedi. Braum yeni, yani mantıklı olabilir de Braum'un ultisini ben seviyorum ya. Bir level şey koyacağım ha. Denenebilir ama. Swain de denenebilir. Ha bak, bu sefer yer değiştirdi. Yer mi ama bahtan bunu yemez arkadaşlar. Tamam, Seju tam işlerinde. Hop, Seju attı hocam ultiye. Bir de Ornn zıplattı. Çok güzel bir oyundu. Bence net anlatarak öğretici olduğunu düşünüyorum bu videonun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.